Arkadaşlar şimdi gene benim YouTube'a başladığım ilk noktadayız. Su almaya gidiyorum eve ve aracın bagajını damacanayla doldurdum. 4 tane bu sefer, az, geçenki gibi değil. Burada da bayağı bir su geçiyormuş. Evet. Şimdi bir pov sürüş yapacağım. Bu gideceğimiz yol bayağı virajlı yollar. Güzel. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakalım nasıl olacak. Şurada vursun. Şimdi başlayalım. Biraz da muhabbetleyelim sizle isterseniz. Bakalım. Havalar bugün çok çok sıcak. Hava yanıyor ya. Yani böyle bir şey yok. Yarın da buz gibi. Ertesi gün. Çok değişken bu aralar havalar. Buradaki virajlar güzel. Ben seviyorum bu yolu. Köy yolu. Onun için öyle hızlı hız yapmayacağım. Hani hayvanlar çıkabilir, insanlar çıkabilir. Normal süratlerde gideceğim. Ama güzel, keyif alacağınız bir yol burası. Kışın kar yağdığında buraya gelelim sizlerle. O zaman çok daha güzel olur. Burası kar lastiğimizi de takarız. Çıkabildiğimiz yere kadar çıkarız. Çünkü Sapanca'nın merkeziyle, yani ben Kırkpınar'da oturuyorum. Kırkpınar'la burası arasında 5-6 derece oynuyor yukarılar arasında. Bayağı fark edecektir kışın. O kar yağışı, kar seviyesi vesaire. Onları da göreceğiz. Burada bolca piknik alanları var. İnsanlar buralara piknik yapmaya geliyorlar. Çok güzel. Bakın orman, umarım görebiliyorsunuzdur. Ormanlık bir arazi de var. Çok fazla tümsek var ama işte bu da köy içi olduğundan kaynaklanıyor. Onun dışında gayet güzel. Ben seviyorum bu yolu. Burada yine su dolduran insanlar var bakın. Burası doğal kaynak suyu Sapanca'nın. Buradan da ben biraz daha yukarıdan alıyorum. Yukarıdaki su biraz daha soğuk. Daha böyle kaynağın yakınından geliyor. İnsanlar oraya kadar çıkmıyor ama ben güzele ulaşmak için zahmete katlanıyorum. Olsun. Evet, videolara gelecek olursak, eğer videoların gidişatı sizce nasıl? Değişiklik göstermesini istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya mesela yorumlarda kamera açısından bahsetmiş bir arkadaşımız. Demiş ki işte aracın bazı noktalarını daha geniş açıdan gösterir misin bize? Bakın, hız yapmamak istemememin sebebi bu. Neden hız yapmak istemiyorum? Çünkü bu yüzden. Bakar mısınız? Laps diye çıktı bir anda önüme. Evet, muhabbete geri dönelim. Aracın belirli noktalarında, mesela kokpiti geniş açıdan çekebilirim. Arada zaten videolarda görüyorsunuz, onu yapıyorum. Arka koltuğa oturduğumda arkadan da ön taraf böyle gözüküyor diyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ön koltukta otururken de arkayı size geniş bir alan şekilde gösteririm. Bagajı açtığımda alan yettiğinde, çünkü bazı galerilerde, showroomlarda arabayı tam duvara sıfır yanaştırıyorlar. Ben geriden çekim yapamıyorum. Sıkıntı olabiliyor. Ama bazılarında da çok rahat oluyor. Rahat olan yerlerde mesela bagajı açtıktan sonra tam geniş açıdan size gösteririm. Özellikle liftback veya SUV araçlarda. Onun dışında kaput olabilir. Kaputu zaten motoru açıyorum ama çok bildiğiniz motorlar oluyor. Mesela Volkswagen'in 1.5 motoru artık, hani size 1.5 motor nerede ne var desem çat 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 söyleyeceksiniz. O kadar ezberleme noktasına geldik. Ama gene ara ara gösteriyorum. Onun dışında başka istediğiniz şeyler varsa bunları bana lütfen bu videonun altında yorumlara yazın. Hepsini bekliyorum. Hepsini okuyorum, tek tek cevaplıyorum. Birkaç istek peş peşe, eğer aynı istekler peş peşe gelmişse bir tanesini cevaplayıp diğerlerini beğeniyorum ki diğer arkadaşlar da cevaplanmış olanı görsün diye. Sen niye beni sıkıştırıyorsun ki Renk'cim? Tamam, geniş arabasın da bir dünya yolum var orada. Allah'ım ya. Üstte herhangi bir, mesela bir arkadaşımız A4 çeker misin demiş. Onun altında hemen yine A4 çeker misin, A4 çeker misin? Bir tanesini cevaplıyorum. Diğerlerine de beğeniyorum ki cevapladığımı görsünler. Hemen baksınlar. Genelde sizin isteklerinizi, videolarınızı elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Mesela
Citroen Berlingo çekecektim ama showroom'da araç yoktu. Onun için çekemedim. Başka bir yerden bakıyorum şu anda. Bulursam çekeceğim. Super B istemişti bir tane arkadaşımız. O mesela. Onu hemen çektim. Bir yer ilk başta bulamadım hatta Sakarya'da. Ondan sonra dedim bir de İzmit'e gideyim. İzmit'te vardır. İzmit'e gittim. İzmit'te de bir tane Super B buldum. Prestige. Lauren Clement de vardı ama Prestige demişti arkadaşımız. Onun gönlü olsun diye Prestige çektim ben. Çünkü dediğim gibi benim için sizler de önemlisiniz. Ben de sizler için önemli olmak isterim. Bu arada yollar nasıldı? Ben gidiyorum ama gördüğünüz gibi bu yollarda hız yapılabilecek yollar değil. Sürekli karşınıza bir şey çıkıyor. Bir köpekler, hayvanlar, arabalar. Bomboş olsa bu yol, sadece orman olsa çok zevkli olur. Belli bir hız sınırlarında gayet güzel virajlar alabiliriz ama köy yolu olduğu için yavaş gitmek zorundayım. Evet, su dolduracağım yere de geldim bu arada. Ben suları doldurayım. Ondan sonra aşağı inerken tekrar size görüntü alayım, olur mu? Bir de yokuş aşağı daha da güzel olur burası. Benim su alacağım yer tam burası. Evet, ben suları dolduruyorum. Ondan sonra aşağı doğru ben sizlerle iniyoruz. Ben suları hallettim. Şimdi aşağı doğru dönüşe geçiyoruz. Biraz daha yavaş kullanacağım aracı. Çünkü 4 tane damacana var. Çok yok. Bir sallantıda direkt düşüyorlar. Kapakları da açılırsa bir damacana suyun bagaja dökülmesini göze alamam şu an için. O yüzden yavaş yavaş ağır ağır gideceğiz. Evet, yollardan bahsedin bana bu arada. Yorumlarda söz edin. İsteklerinizi, önerilerinizi kesinlikle yazmanızı istiyorum. Özellikle bunları bekliyorum. Hiçbir öneriniz vesaire de yoksa aynen böyle devam yazın mesela yorumlara. Ben de en azından hani o şekilde devam etmem gerektiğini anlayayım. Sizlerin de yani izlediğinizi, beni dinlediğinizi o şekilde görmüş olayım. Aynen devam yazarsanız yorumlara bu şekilde devam ediyoruz. İsteyeniz olursa da yanına dipnot olarak düşersiniz. Hani bunu yapabilir misin, şunu yapar mısın vesaire diye. Bunları sizden bekliyorum. Bu tarz videolar arada çekmeyi düşünüyorum ben. Atıyorum bir yere giderken, bir yola giderken vesaire. Ki bu bizim aramızdaki iletişim olacak. Bu tarz videolarda bana hem isteklerinizi, şikayetlerinizi, önerilerinizi bu videolarda belirteceksiniz. Bir nevi bizim iletişim yolumuz olacak bu. Arabalar dışında kanalın gidişatıyla ilgili tabii ki. Bakın insanlar gelmiş burada piknik falan yapıyor, çok güzel. Hava da bugün çok iyi ya. Özellikle tam yani piknik zamanı. Sadece hani dikkat edilmesi gereken kalabalık yerlere gitmeyin. Bakın o aile tek başınaydı orada. O şekilde gayet rahat bir rahat piknik yapabilir. Buralarda da bakın evler yapılıyor. Büyük ihtimal burayı da bu yaza açacaklar. Burada Sapanca'da çünkü bu akarsu kenarlarında çok fazla konaklama yerleri var. İnsanlar doğayla iç içe olan yerleri seviyorlar çünkü. Niye benim dibime giriyorsun kardeşim? Yani o, yani hız mı yapayım? Gelemeyeceksin virajlarla aynı benim gibi. Skoda Fabia. Hadi gel hadi. İlla beni birazcık şöyle boş yolda basayım. Onu istiyor. Neyse. Biz sohbetimize devam edelim.
gerçekten burada hiç hız yapılacak bir yer değil. Yani orada birazcık müsaitlik var diye bastım. Yoksa bu köye girdiğim an hayatta. Arkada da bir tane Peugeot geliyor ya. Dişleri görünüyor. Baksanıza tam köy ortamı ya. Hayvanlar falan yollarda. Burada sakin sakin gideceksin. Huzurlu bir yol burası. Evet, sizleri de daha fazla sıkmayayım. Yavaş yavaş kapatalım videoyu. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi videolarda da yorumlarınızı bekliyorum. Bu videonun altına da tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz.